Muhammedin el Emin. Elhamdülillahi ala ni'metil İslam, elhamdülillahi ala ni'metil İman, elhamdülillahi ala ni'metil Kur'an, elhamdülillahi lezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye leûlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbina bilhaq, sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala kurrati a'yunina Muhammed. Allahumma salli ala rasulina Muhammedin ve ala ali rasulina ve nebiyyina Muhammed. Selamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Maide suresindeyiz. Surenin 74. ayetindeyiz. Estaizu billah. Maide suresi 74. ayet. Efela yetubuna ilallahi ve yestagfirunahu. Ayetle ilgili müfessirin tefsirini okuduk mu bilmiyorum ama sanıyorum sadece ayeti ele aldık. Efela yetubuna, tövbe etmezler mi? Bari tövbe etseler. Tövbe etmekten onları alıkoyan şey nedir? Efela yetubuna, feil olunca bu bahsettiğimiz anlamları alabilir. Efela yetubuna, tövbe etmezler mi? Güçlü bir çağrı, tövbe etseler ya şeklinde. İlallahi, Allah'a dönseler ya, ona başkalarını ortak koşmaktan, oğul isnat etmekten, üçlemekten yahut kendisini Mesih'in yerine koyarak, Mesih'in ta kendisidir diyerek bu şekillerde Allah'a haksızlık yapmaktan vazgeçerek, iftira etmekten vazgeçerek dönseler ya, efela yetubune. Geçen derste konusunu ettik, dedik ki demek ki dönüş yolu açık. Allah kendisini, kendilerini kendisine dönmeye davet ettiğine göre şu halde bu cürümleri işleyen kimseler dahi, yani Allah'a Meryem'in oğlu Mesih'in ta kendisidir demiş olan kimseler yahut Allah'a üçün üçüncüsüdür diyerek yine zulmetmiş olan kimseler ve böylece şirke bulaşmış olan kimseler değil mi ki bunlar en büyük cürüm Kur'an'ın tanımıyla? Şu halde Allah Azze ve Celle bunlar için dahi tevbeden dem vuruyorsa, bunları kendisine dönmeye davet ediyorsa, bu Yüce Rabbin ne denli Rahman, ne denli Rahim olduğuna, kullarını beklediğine, affetmek için onları ne denli özendirdiğine dair açık bir işaret. Demek ki affedecek ki, affetmeye çağırıyor. Demek kendisine dönecekleri kabul edecek ki dönseler ya diyor. Efela yetubune ilallahi, Allah'a dönseler ya ve yestagfirunahu ve kendisinden bağışlanma dileseler ya. Geçen derslerde de konu oldu tevbe ve istiğfar arasındaki ayrımı. Tevbenin Allah Azze ve Celle'ye dönüş anlamına geldiğini, kulun gittiği istikametten vazgeçmek anlamına geldiğini,
O gittiği yanlış istikameti sürdürmekten vazgeçip yönünü Allah'a çevirmek anlamına geldiğini, istiğfar ise o güne değin yanlış yolda olduğu süre boyunca yaptığı yanlışlıkları Allah Azze ve Celle'ye bağışlatmak için, affettirmek için yakarışına tekabül eder. Kendisi istikametini menfi yönden, olumsuzluklardan Allah'a dönmüş olabilir. Fakat istiğfarda bulunmaz ise o güne değin yaptığı günahların bağışlanması, ortadan kaldırılması, affedilmesi gerçekleşmez. Dolayısıyla yüzünü dönecek, istikametini Allah Azze ve Celle'ye dönecek. Artık daha fazla kötülük işlemekten, daha fazla yanlışlık yapmaktan vazgeçecek. İstikametini Allah'a yöneltecek. Yanı sıra da o güne değin işlediklerini ve o günden sonra da muhtemelen yine işleyeceği kusurlardan ötürü Allah'tan bağışlanma dileyecek. Dolayısıyla iç içe süreç tevbe ile istiğfar. Ayetin sonunda Allah Azze ve Celle "Vallahu gafurun rahimun." Allah, nitekim Allah gafurdur, çokça bağışlayan, mağfiret eden, rahimun, çokça esirgeyen, kullarını şefkatle sarıp onları kabul edecek ve onları affedecek olan zat, nitekim odur. Dolayısıyla ayet kendi içerisinde aslında dönecek kimselere açık bir çek vermekte, onları güçlü ifadelerle Yüce Rabb'e dönmeye davet etmektedir. Müfessirin ayetle ilgili yorumlarına bakalım. ثُمَّ دَعَاهُمْ Sonra Allah onları çağırdı. اِلَى التَّوْبَةِ Tövbeye çağırdı. اَمَّا صَدَرَ مِنْهُمْ Kendilerinden sadır olmuş, ortaya çıkmış yanlışlıklardan ötürü. وَبَيَّنَ اَنَّهُ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ Ve açıklıkla ifade etti ki kendisi tövbeyi kabul edecek, etmekte. عَنْ عِبَادِهِ Kullarından. فَقَالَ Dolayısıyla dedi ki اَفَلَا يَتُوبُونَ Tövbe etseler ya اِلَى اللّٰهِ Allah'a dönseler ya اَيْ يَعْنِ يَرْجِعُونَ اِلَى مَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ min al-iqrar lillahi bit-tauhid bağlamın içerisinde kalarak ayeti yorumlayacak olursak, yani Hristiyanlar dönsünler, ila ma yuhibbuhu Allah'ın sevdiği şeylere dönsünler, ve yardahu ve razı olduğu şeylere dönsünler. Nedir onlar? Min al-iqrar lillahi bit-tauhid vahdaniyeti, tekliği Allah için ikrar etmek, yani onu birlemek, ona hiçbir şey gölge düşürmeyecek şekilde varlığını, ilahi kudretin sadece Allah Azze ve Celle ile yegane mabud olarak, yegane kulluk edilecek ilah olarak böylece bilmek, hanif olarak hiçbir şeyin gölgesini Cenab-ı Hakk'a düşürmemek, hatta yakınlaştırmamak. Bunlar Allah'ın sevdiği şeyler. Bunları ikrar etmek, böylece Allah'ı birlemek. Buna dönseler ya. وَبِأَنَّ عِيْسَى عَبْدَ اللّٰهِ وَرَسُولَهُ Ve İsa'nın da Allah'ın kulu olduğu gerçeğini itiraf etmek ve elçisi olduğu gerçeğini itiraf etmeye dönseler ya. Böylece teslisten vazgeçseler ya. هَمَّا كَانُوا يَقُولُونَهُ Vaktiyle söyledikleri bu yanlış itikadı terk edip son verseler, ayette Allah Azze ve Celle'nin kendilerinden beklediği şekilde وَيَسْتَغْفِرُونَهُ ve mağfiret dileseler Cenab-ı Hak'tan, yine عَمَّا صَدَرَ مِنْهُمْ kendilerinden sadır olmuş, kendilerinden ortaya çıkmış, yani onların icra ettiği yanlışlıklardan ötürü Allah'tan mağfiret dileseler ya. Düşünün ki bu sözü mağfireti dileyecek olan, mağfireti yapacak olan, yani bağışlayacak olan Allah'ın kendisi söylüyor. Dönseler ya Allah'a, ondan mağfiret dileseler ya diyen yine o zatın kendisi.
bu olabildiğince kula ümit veren ve onu çok güçlü bir şekilde kendisine çağıran ifadeler. Vallahu gafurun rahim, nitekim Allah gafurdur, yani mağfiret eder, rahimun, esirger, bağışlar. Ey yaghfiru zunubet taibin, Allah dönenlerin, yani kendisine geri dönüş yapanların günahlarını mağfiret eden zattır. وَلَوْ بَلَغَتَ اَيْنَارَ السَّمَاءِ, velev ki göğü doldurmuş olsa, göğün derinliklerine ulaşmış olsa, kişinin günahları bu kadar çoğarmış olsa, وَيَرْحَمُهُمْ, onlara rahmet eder, بِقَبُولِ تَوْبَتِهِمْ, tövbelerini kabul ederek onları esirger, وَتَبْدِيلِ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ, hatta günahlarını hasenata dönüştürür, yani güzel işlere dönüştürür, salih amellere dönüştürür. Yeter ki kul içtenlikle Allah Azze ve Celle'ye dönüşünü gerçekleştirsin. وَصَدَرَ دَعْوَتَهُمْ اِلَى التَّوْبَةِ بِالْعَرْضِ الَّذ۪ي هُوَ غَايَةٌ لُطْفِ وَالْل۪ينِ ف۪ي قَوْلِهِ. Müfessir, Allah Azze ve Celle'nin kullarına yönelik, yani Hristiyanlara yönelik bu davetini son derece özenli, itinalı, latif, hoş, yumuşak bir ifadeye sahip olduğunu, dikkati çekmiş ve tekrar ediyor ayetin girişindeki o ifadeyi. اَفَلَا يَتُوبُونَ اِلَى اللّٰهِ, Allah'a dönseler ya, Allah'a dönüş yapsalar ya, bu son derece nazik, kula Yüce Yaradan'ın rahmetini hissettiren, yapsan ya dediği yerde Cenab-ı Hak kulu kendisine çağırıyor. Hem de o denli mücrim, o denli saygısızlıkla dolu bir ömür geçirmiş veya ameller işlemiş olmasına rağmen. Böylece müfessirin de ayetle ilgili yorumlarını okumuş olduk. Bazı kimseler Yüce Rabbin bu denli kendisine davet eder, tövbeye davet eder ve bunu kabul etmeye bu denli ümit verir ifadelerini okudukça, o zaman kendilerince diyorlar ki madem öyle, nasıl olsa dönüş kapısı açık, biz saygısızlıklarımızı sürdürelim, en azından vakit varken, gençlik zamanı veya henüz daha vakit varken, sonrasında nasıl olsa biz Allah'a o bizden beklediği dönüşünü yaparız ve Allah da zaten bağışlar, hatta kötülüklerimizi de günahlarımızı da iyiliklere dönüştürür. Böylece hem bu dünyayı güzelce geçirmiş oluruz, hem de ahireti kaçırmamış oluruz. Kuşkusuz bu yanlış bir hesaptır. Çünkü öyle bir sınavın içerisindeyiz ki, sınav böyle normalde hocaların yaptığı sınav gibi dakikalarla ölçülmüyor. İnsanlara verilen imkanlarla ölçülüyor. Allah Azze ve Celle'nin kullarına yaşattığı fırsatlarla ölçülüyor. Bu da ne kadar zaman içerisinde, ne kadar yoğun yaşatılır bilinmez. Bazı kimse bu imkanları bizim saydığımız yıl adedince, mesela 25 yıl içerisinde bitirebilir. Aynı imkanları Allah Azze ve Celle bir başkasına, ama aynı imkanları, aynı fırsatları bir başkasına 50 sene içerisinde sunabilir. Bunun zamana bakan yüzü aldatıcıdır. 60 sene yaşamış kimsenin daha çok imkan kullandığı, daha çok fırsat eline geçtiği sanılır. Halbuki bu böyle değildir. Cenab-ı Hakk'ın gerçekleri bir kişiye hangi yoğunlukta yaşattığı yaşam içerisinde, bu hesapla kitapla bilinen bir şey olmadığından, Allah'ın kullarından istediği akıllıca davranmak ve çağrıya
çağrıyı anladığında, fark ettiğinde ivedilikle icabet etmek. Ya eyyuhellezine amenu stecibu lillahi velirrasuli izâ da'akum limâ yuhyikum. Ey iman etmiş olanlar, Allah'a ve elçisine, size hayat verecek şeylere sizi çağırdığında icabet edin. وَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِ. Ve bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına girer. Dolayısıyla da yarınlar çok geç olabilir. Allah kişiyle kalbi arasına fasıla koyabilir. Öyle de olsa dikkatim dağılıyor. Koptum. Yani bırak dağınık kalsın daha iyi. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يفكون. Müfessiri de okuduk. Peki şimdi kırık meale geçelim. فَلَا يَتُوبُونَ. إِلَى اللّٰهِ. وَيَسْتَغْفِرُونَهُ. وَاللّٰهُ غَفُورٌ رحيم. أفلا يتوبون. توبة etseler ya. إلى الله. الله. وَيَسْتَغْفِرُونَهُ. Ve ondan bağışlanma dileseler ya. وَاللّٰهُ. Nitekim Allah غَفُورٌ. Gafurdur. Rahimun, rahimdir. İngilizcesini yapalım. Efela yetubuna. Today not then turn إلى الله unto Allah ويستغفرونه and they ask him for forgiveness. والله and Allah is غفور رحيم. İrabına bakalım. Bizde ne diyorsun Rahim'de? Rahim, cennet olanlar da Rahim mi diyorlar? Yok, merciful diyorlar İngilizce'de. Efela yetubune. A harf istifham
le nefiye yetubune fi'lun mudari'a failihum ilallahi car mecrur ve yestagfirunahu vav atf yestagfiruna fi'lun mudari'a hu mef'ulun bih vav harf atf lafzatullah mubteda gafurun khabar rahimun khabarun salin. Gelelim ayetin meallerine. Estaizu billah. Efele yetubune ilallahi ve yestagfirune vallahu gafurur rahim. Maide suresi 74. ayet. Diyanet mealiyle başlayalım. Hala mı Allah'a tövbe etmezler? اَفَلَا يَتُوبُونَ اِلَى اللّٰهِ ve ondan bağışlanma istemezler. Oradaki fe'ye diyanet meali hala anlamı vermiş. Allah çok bağışlayandır. Vallahu gafurun. Çok merhamet edendir. Rahimun. Elmalı Hamdi Hoca'nın mealine bakalım. Daha Allah'a tövbe edip istiğfar etmeyecekler mi? O da fe'ye daha anlamı vermiş. Allah gafur, rahimdir. Buradaki vav Hamdi Hoca'nın mealinde karşılığını bulamamışa benzer. İstiğfar ile tövbeyi iç içe geçirmiş. Halbuki ayette o da vavla ayrıca bağlanmıştı. Nasuh Hoca'nın mealinde hala tövbe edip de Allah Teala'dan mağfiret istemeyecekler midir? Diyor. Nasuh Hoca da fe'ye hala manası vermiş. Ve Allah Teala gafurdur, rahimdir. Hasan Basri Çantay mealine bakalım. Hala Allah'a dönüp onun mağfiretini istemeyecekler mi onlar? Hala. Allah çok yaralayıcı, çok esirgeyicidir. Yaşar Nuri Öztürk mealine bakalım. Hala Allah'a yönelip tevbe ederek ondan af dilemiyorlar mı? Yönelmek, tevbe bunlar ayrı ayrı kullanılmış. Ondan af dilemiyorlar mı? Ve fiiller iç içe geçirilmiş. Allah gafurdur, rahimdir diyor Yaşar Nuri Öztürk. Suat Yıldırım mealine bakalım. Hala Allah'a dönüp ondan af dilemeyecekler mi? Bu hala belli ki meallerde fe için yaygın bir şekilde kullanılmış. Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve mağfiret, merhameti boldur. Abdullah Yusuf Ali mealine bakalım. Why turn they not to Allah? Niçin Allah'a dönmezler? Yusuf Ali ayette bir keyfe takdir etmiş. Limada takdir etmiş. Niçin şeklinde meallendirmiş. And seek his forgiveness. Ve onun bağışlanmasını niçin arzu etmezler, araştırmaz, istemezler. For Allah is oft forgiving. Çünkü Allah çokça bağışlayan, most merciful, çokça esirgeyendir. Muhammed Esed mealine bakalım. Will they not then turn towards God in repentance? Onlar şu halde fe için Muhammed Esed then demiş. Yani tüm bunlara rağmen şu halde Allah'a dönmezler mi? Dönmeyecekler mi?
in repentance, pişmanlık üzere, and ask his forgiveness, ve ondan mağfiret istemeyecekler mi? For God is much forgiving, nitekim Allah çokça bağışlayan, a dispenser of grace, çokça esirgeyendir. Son mealimiz Muhammed Habib Şakir meali. Will they not then turn to Allah? Onlar hala Allah'a dönmeyecekler mi? And ask his forgiveness. Ve onun bağışlamasını istemeyecekler mi? And Allah is forgiving, merciful. Nitekim Allah bağışlayan ve esirgeyendir diyor Habib Şakir mealinde. Ayet kısa, mealler de ayetle ilgili olarak olabildiğince yalın kurgulanmış. Şimdi meal dosyamıza gelelim. Beşinci sure 74. ayet. Ayeti buradan alalım. اَفَلَا يَتُوبُونَ اِلَى اللّٰهِ Hala Allah'a dönüp hala Allah'a dönmezler mi? Ve ondan bağışlanma veya mağfiret diyelim. Mağfiret dilemezler mi? اَفَلَا يَتُوبُونَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Nitekim Allah gafur rahimdir. Hala Allah'a dönmezler mi? اَفَلَا يَتُوبُونَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ Ve ondan mağfiret dilemezler mi? Nitekim Allah gafur rahimdir. Mealle ilgili sizin mülahazalarınız nelerdir? Gafurdur, rahimdir. Güzel. Gafur dur rahimdir. Başka bir mülahaza. Hala biraz zamanla ilgili Türkçe'de o yani ifadesiyle bağlı olduğunu belirtmek için öyleyse demek biraz anlayabilir misiniz? O halde. Hala güzel oturuyor. Öyleyse'nin yukarıda üzerine oturacağı bir şey yok. Yani sanki öyleyse benim bildiğim pozitif bir şey üzerine bir başka pozitif şeyi yani onu gerektirir şekilde. Mesela adam iyi bir şey yapmak istiyor. O zaman gelsin. Öyleyse peki gibi. Yani öncü işaretler üzere. Ama burada karşı taraf tam doğruğa çıktı yani. Allah'ı teslis ile tarif ediyor. Yahut Allah'a Mesih'in ta kendisidir diyor. Dolayısıyla azap tehdidinden dolayı azap tehdidini evet. Elim bir azap kesinlikle dokunacaktır dediği yerde yine bence çok elim bir azap dokunacaktır onlara
Öyleyse Allah'a dönmezler mi? O halde Allah'a dönmezler mi? Mutabakat ediyor mu sizce? Aslında benim söylediğim versiyonu ben daha çok tuttum o F'yi ama hiç mealciler arasında örneğini görmediğim için kullanmadım. Aslında ben şöyle ifade ettim ayeti. Allah'a dönseler ya ve ondan mağfiret dileseler ya. Bunda soru tarafı eksik diyorsunuz. Evet. Evet. Allah'a dönseler ve ondan mağfiret dileseler olmaz mı? Olmaz mı? Ancak bu olmaz mı'ya karşılık gelecek yeterince istifam var mı ayette? Bir tek burada E var. Efela yetubuna. O da zaten fiile doğrudan soruyu sorduruyor. Tevbe et. Tevbe etmezler mi? Muzari olarak kullanırsak. Evet. Biz şeyi de kaçırıyoruz. Bu la'yı da kaçırdık şimdi bu yeni halinde. Yani orada halbuki şey var. La var. Dolayısıyla bizim bu cümlemizde hiç la kalmadı. Yoksa doğrusu. Nasıl? Muzari direkt genişletmeden kullansın hocam. Ha, muzari biçimi. Hala Allah'a dönmüyorlar mı? Ve ondan mağfiret dilemiyorlar mı? Olur. Daha güzel değil mi? Burada bazen hiç oturmuyor da Türkçedeki geniş zamanı zorluyor bazen. Burada şimdi sen burada dönecekler. Efela yetubuna ilallahi ve yestağfirunahu. Hala Allah'a dönmüyorlar mı? Yazayım bakayım. Hala her ikisini de mi şapka var aslında? Hala Allah'a dönmüyorlar mı? Ve ondan mağfiret dilemiyorlar mı? Hala Allah'a dönmüyor ve ondan mağfiret dilemiyorlar mı? Nitekim Allah gafurdur, rahimdir. Önceki nasıldı? Hala Allah'a dönmezler mi? Ve ondan mağfiret dilemezler mi? Nitekim Allah gafurdur, rahimdir. Yani bu denli azgınlık yapmışlar, bu denli cürme bulaşmışlar ve hala bunu sürdürmek mi istiyorlar biçiminde yukarıya dönüyor tabii. Hala daha güzel oturuyor. Hocam o nitekimi evet. Halbuki şey yapıp diyebilir miyiz? Halbuki Allah olur. Tabii. Halbuki Allah gafurdur, rahimdir. Alttaki mi, üstteki mi? Üstteki o, üstteki taşırsa. Geniş olan daha mı? Peki. Peki. Okuyorum son kez ayeti. Hala Allah'a dönmezler mi? Ve ondan mağfiret dilemezler mi? Halbuki Allah gafurdur, rahimdir. Başka bir mülaza yok ise Maide suresinin 74. ayetini geçiyorum. İngilizce mealine bakalım.
5. sure 74. ayet. اَفَلَا يَتُوبُونَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ Do they not then turn unto Allah and ask Him for forgiveness? Wallahu ghafurun rahim. And Allah is ghafur, rahim. Bunlarla ilgili daha önce geçmiş dipnot olsa gerek. Evet, var. Demin Türkçesinde dipnotları koymadık herhalde. The only one who is oft forgiving, Gafur için, Rahim için, the only one who is most merciful demişiz. Do they not still turn unto Allah? Peki. Do they not still turn unto Allah and ask Him for forgiveness? And Allah is Ghafur, Rahim. Başka bir mülahaza var mı? Hem Allah Ghafur. Nerede? And is Ghafur, Rahim. And Allah is. That's true. Doğru efendim. And Allah is Ghafur, Rahim. Burada aslında deminkine benzer şekilde while Allah is Ghafur, Rahim gibi denilebilir. Başka bir mülahaza. Peki Maide suresi 74. ayeti tamamlıyorum. Efendim? Türkçe mealdeki dipnotlar. Gafurdur. Rahim'dir. Gafur için bolca bağışlamakta eşsiz ve benzersiz yegane zat. Rahim için bolca esirgemekte eşsiz ve benzersiz yegane zat. Celle Celaluhu. Bir sonraki ayete geçiyorum. Efendim? İkinci derste geçelim. Peki, اَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ رَبَّنَا لَا تُؤَخِذْنَا اِنْ نَسِيْنَا اَوْ اَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.